kitabında Fransız Devrimi. Sevgili Ayça, editörümüz Ayça Rejde'ki arkadaşlar bu KJ'yi başlığı uygun görmüşler. Çok da güzel oturmuş bence konuya. Ya bu iktidardan bazı milletvekillerinin isimlerin çıkıp böyle televizyonlarda, gazetelerde yaptıkları bu hesap hataları, bu matematik bilgisizliği artık çok sıradan bir olay haline gelmedi mi? Gün geçmiyor ki biri çıkıp böyle bir hesap hatası yapmasın. Böyle de milleti kandıracaklarını falan istiyorlar. Peki şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki doğru yaptı hesap. Kabul diyelim edelim. Ki. Velev tamam. ki doğru velev değil. Ki doğru. Peki. Yedik. Peki Türkiye'deki enflasyon kaç olur o zaman? Fiyatlar kaç kat artar? %500-700. Ay 50 ile çarp. Şimdi o diyor ki 7 ile 6,5 ile çarparsan diyor bulursun diyor. 7'yi 700 ile çarp. Biz de o zaman 50 ile çarpmak lazım. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Yani, o zaman hayır, 10 ucuz. Katını alıyor. Türkiye ucuz. Türkiye ucuz ülke. Bak fiyatlar 50 kat artmadı. Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi ben çok özür diliyorum. Sunucu Hülya Markovca uyarıyor birkaç kez diyor. Kübra, bakın sosyal medyaya düşersiniz demek istiyor. Düzelsin uyarıyorum de. Diyor ama adam umurunda değil ki önemli olan saraydan ona bravo iyi savundun diye tebrik gelirse tamam. Bir dönem daha belki milletvekilliğini garantiler. Ona bakıyor. Sokağa şimdi tek değil. Bununla ilgili ben çok defa yazı yazdım. Bu AK Parti'nin matematiği konusunda. Şimdi çabuk böyle aklıma gelen şey baktığım zaman 29 Ocak 2020'de yazmışım bir yazı. Bu matematiği nereden öğrendiniz diye. Ahmet Hamdi Çamlı'nın atalarından, dedelerinden. Şimdi bu matematiği nereden öğrendiniz? Konu şu. Şimdi diyor ki buradaki konuda şu. Diyorsunuz ya milletvekilleri sadece. Binali Yıldırım üzerinden örnek vereceğim. Hı. Bak matematiğe bak şimdi. Diyor ki... Üçüncü havalimanının, o zaman Kanal İstanbul çok devrede. Üçüncü havalimanının 5 yıllık kira geliriyle Kanal İstanbul yapılabilir, dedi Binali Yıldırım. Hmm. Ben diyorum ki, ilk konu şu, üçüncü havalimanına verildiği şirketler ilk 2 yıl kira gelirleri 25 yıl sonra ertelendi. 5 yıllık kira gelir diyor ya, sen bunu bilmiyorsun. 2 yıllık kira gelirleri... Pandemi var, şu var, bu var diye. O zaman pandemi de yoktu. Yok, Ocak ayı. Yok. Ertelendi. İyi işletilemiyor falan filan diye şirketlere kolaylık yapıldı. Şey dedik ya o zaman Ahmet Arslan Ulaştırma Bakanı batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok ya. Yani bu hazine garantili müteahhitlere her türlü kolaylık yapılıyor. Şeyler yapılıyor. Gelelim matematiğine. Kanal İstanbul için dediler ki 74 milyar liraya mal olacak o zaman. Binali Yıldırım'da. Üçüncü havalimanının kira ödemesi yapılsa... Yıllık 1 milyar 40 milyon euro. Bu da 5 yılda toplam 5.2 milyar euro yapar. O zamanki kurla TL karşılığı 34 milyar. Abi sen diyorsun ki Kanal İstanbul 74 milyar liraya yapılacak ki tırnak içinde söyleyeyim 74 milyar değil o 74 milyar dolardır. Hadi TL diyelim söyledi. Diyorsun ki 74 milyar liraya yapılır. Sonra diyorsun ki 5 yıllık 3. havalimanının 5 yıllık kira geliriyle bu yapılır. Ama 5 yıllık kira geliri 34 milyar. Hadi diyelim ki burada birkaç hesap var, birkaç basamağı var, daha büyük paralar falan. Ama bu enflasyon %7 üzerinden ortaya konan şimdi, hesap o... Şimdi okuyorum iktidar şeylerini, yazarlarını. İşte Cumhurbaşkanı ikileri de topluyor. Diyor ki 2023 çok önemli. İl başkanlarını topluyor, teşkilatlarını topluyor, milletvekillerini topluyor. Vatandaşla temas kurun, kapı kapı dolaşın falan. Diyorlar ki ya şey artık AK Parti teşkilatı bir atalet içinde. Bir yorgunluk içinde. Her şeyi Cumhurbaşkanı'ndan bekliyorlar. Niye daha önceki seçimleri hep Cumhurbaşkanı tek başına kazandı? O yüzden teşkilatlar çalışıyor. Milletvekilleri çok pasif oldu. Milletvekilleri sokağa çıkmıyor. Vatandaşın dertlerini dinlemiyor. Vatandaşın yanına gitmiyor. Değil mi? Böyle yazılar yazıyorlar. Ve Cumhurbaşkanı da her toplantısında AK Parti Genel Başkanı olarak örgütünü uyarıyor. Ya kimse diyemiyor ki Sayın AK Parti Genel Başkanım. Biz sokağa çıkamıyoruz ya. Biz milletvekili olarak pazara gidemiyoruz. Şimdi bu milletvekili pazara gitse pazarcı ne diyecek buna? Diyor ki Fransa'da böyle oldu diyor. Biz de çok şükür iyiyiz diyor. Bu adam nasıl gidecek pazara çarşıya? Bir kahvede nasıl gidip oturup bunları anlatabilecek? Adamı yuhlarlar. O yüzden bunlar sokağa çıkmıyor. Avrupa'da %7 diyor zaten. İl başkanları kendi illerinde dolaşamaz haldeler.
Kimse bunu... Bu arada şeyde... Tepdili kıyafetle çıkıyoruz ama dediler. Tepdili kıyafetle daha iyi çıkamıyorlar. Bu arada Avrupa derken de dediği gibi İbrahim Kahveci'nin yanlış söylüyor. %7 Amerika'daki enflasyon. Amerika'daki enflasyon aslında %7. Aslında galiba Amerika demek istiyor ama evet, Avrupa'da %5,5 seviyelerinde. Şeyde 3,5 Fransa'da. Fransa'da 3,5. Evet. Karıştırmış hadi Amerika ile Avrupa'yı. Hadi 5 diyelim. 150 euro, 157,5 euro yapar. Ama 750 euroya çıkarıyor. Çıkar. 7,5 euroyu... O zamla yani Avrupa'daki enflasyon olarak kabul edelim çünkü onu kastediyor. %5 ile 157,5 euroyu. AK Parti Genel Başkanı ve çevresi bu tür insanlarla kurulu bir meclis istiyor. Bunlarla kurulsun ki diye bunlar bu tür insanların toplandığı bir meclis çoğunluğu gelen yasanın saraydan yollanıyor. Şunu yasalaştın. Bu tür isimler, bu tip isimler derken açın isterseniz tam olarak nasıl bir şey kastediyorsunuz? Bu nasıl işte bu milletvekilinin hesabına bak. Şey yapmıyorum. Bir dakika. Ya, biraz önce örnek verdim. Binali Yıldırım'ı İstanbul İzmir otoyolu. Binali Yıldırım. Hepsi. Bu işlerin yani en iyi bilir ve o milleti oyalamak, kandırmak için. Onu bu söyle. Bu cehaletten böyle konuşuyor. Bak cehaletten. İstanbul İzmir otoyolunu dediler ki ihale yapılırken 13 milyar dediler. Sonra 6-7 milyar dolar dediler. Kurdeleyi keserken 11 milyar dolar dediler. Sonra milleti, faiziyle 15 milleti, milyar dolar dediler. Milleti aldı. Onlar biliyor ne oldu. Tamam mı? Onlar biliyor. Bu da biliyor. Hayır bu bilmiyor. Bunlar cahil. Bak ya meclise gidiyor. Ya Sayın Tezkan, İstanbul Sözleşmesi'ni %7 ile çarpınca... Mehmet Metiner gibi bir insan, köşe yazıyor, yılların gazetecisi, kendine entelektüel bir pozisyonda sunuyor, televizyonlardan inmiyor, her gece tartışıyor. İstanbul Sözleşmesi için ne dedi? O zaman önümüze geldi dedi, okumadan imzaladı. Okumadan dedi, geçirdik dedi. Okumadık, bu bile okumadık diyor. Bunlardan bir şey okumasını mı bekliyorsun ya? Çıkacak bu. Bir metni okuyacak. Çok özür dilerim. İsmail Saymaz perdenin arkasına diyor ki onlar diyor bir tür de ihale şartnamesi yazarlar, okurlar diyor. Onu da diyor şey yapar. Onu değil. Ama Binali Yıldırım gibiler bu işin artık kurnazı olmuşlar. Evet. Sana öyle önce işte o Kanal İstanbul örneğini verdin ya. Evet. O yerse diyor. Şimdi köydeki adam havaalanı yaptılar diyor. Onun parasıyla Kanal İstanbul yapılacak. Onun beyninde o kalsın istiyor. Evet. Orada bir ne diyeyim İşte postmodern siyaset bu. İnsanlara doğruyu söylememe, bir hakikat yaratma, gerçekten ilgisi olmayan bir dünya yaratıp işte post-truth dedikleri şey. Evet, kavram. Modernden postmoderne geçtik. Postmodern siyasetin gereği bu. Bir imaj yaratacaksın. Beyinlere bunu işleyecek. Yalan bir imaj. Tabii ki yalan sen bir gerçek olmayan, hakikat olmayan başka bir Binali Yıldırım'ın yaptığı bu. Biz işte İstanbul otoyolunu yapıyoruz. Hiç Cumhurbaşkanı ne diyordu? Cebimizden 5 kuruş çıkmıyor. Hadi bakalım Çanakkale Köprüsü'nden cebimizden 5 kuruş çıkmasın. Çıkmıyor. Hiçbiri de çıkmıyor. 5 milyar çıkıyor. Kuruş çıkmıyor. Milyar çıkıyor. Çıkmayacak diye o zaman bir yava. Bak dünyanın en genişini yaptık. Kuleleri en uzunluğu yaptık. Şunu yaptık, bunu yaptık diye sana bir sanal gerçeklik sunuyor ve insanların, seçmenin kafasına da bu yerleştiriliyor. Postmodern siyaset bunu gerektiriyor. Bunu uygulayan ülkeler var. Ne uygulanıyor? Bakın orada da popülist liderler çıkıyor. Türkiye'de mesela Tayyip Erdoğan çıkıyor. Ya sadece Türkiye'de Macaristan'da bir şey Urban çıkıyor. Ama Alman, bir Alman'a bunu anlatabilir misin? Hayır. Bir Alman'a gidip de ben bilmem ne yapıyorum, bu fiyatları verdiyse var. Adamı bırak. O ülkeyi yönetsin, başbakan, bakan olmayı, milletvekili olan. Evet. Ya meclisi bir ortama girip konuşturmazlar bile adamı. Fransa'da bunu yapabilir misin? Fransızlar sokağa çıkmış ama. Bir İngiliz'e bunu anlatabilir misin? Fransızlar sokağa çıkmışlar. Türkiye'de. Fransız hükümeti şey demiş, Türkiye'de kaynak bir Türkiye milletvekili demiş. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi o yüzden yani bu şeyler çok bilinçli ve şey olarak milletin kafasına sokuluyor. Evet. Ya bu kişi cahillikten mi? O da tartışılır bilinçli olarak. Ama o kadar verdiği mesela bu planlayarak milletin kafasına işlediğimizde bu kadar enayici örnek vermez değil mi? Bu sunucu da uyarıyor ya sosyal medyaya düşer. Bu neyi algısını bu vermeye çalışıyor? Neyin algısını vermeye çalışıyorlar? Şu anda Türkiye'de bir enflasyon yaşanıyor. Bir hayat pahalılığı dünyada yaşanıyor. Bu bizden dünyanın dolayı değil, dünyada yaşanıyor. Anda. Dünyada yaşanıyor derken bakın gelişmiş ülkelerde de yaşanıyor, her tarafta yaşanıyor. Ha tamam onlar da yaşanıyor.
%3, %5, %7 yaşanıyor. Bizde %5'lerden, 10'lardan %50'lere çıktı. Hatta birçok üründe %100'leri geçti. Peki Gürcistan'da niye yaşanmıyor? Ermenistan'da niye yaşanmıyor? Niye bir Irak'ta niye yaşanmıyor? Cem Toker bunları soruyor. Ya birisi de bunların cevabını versin. Niye o öbür tarafta yaşanan %5, %7'lik enflasyonla senin %50'lik enflasyonun aynı mı? Hayır, değil. Onu işte eşitlemeye çalışıyor. Yani vatandaşa diyor ki 150 Euro'dan 750 Euro'ya çıktı. Gerçek mi? Değil. Alakası yok. Ama diyor ki ben uzaya 4 şeritli yol yapıyorum. Gel vatandaş, sen de buna inan. Bu yoldan gel geç diyor. Uzaya 4 şeritli yola hep beraber gidelim diyor. Biraz hızlanalım çünkü süremiz azalıyor.